Alınan tedbirler etkisini gösterdi. Vaka sayısı bir ayda %60 düştü. Şimdi gözler kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına çevrildi. Uzmanlara göre yeni normale geçiş Şubat ayında kademeli olarak başlayabilir. İşte adım adım normalleşme planı. Tedbirlere uyuldu. Koronavirüsle mücadelede uygulanan son kısıtlamalar sayesinde vaka sayıları bir ay önceye göre %60 düştü. Tablodaki iyileşme devam ederse yeni normale geçiş 15 Şubat'tan sonra kademeli olarak başlayacak. Çin'den gelen aşıların uygulama takvimi normalleşme adımlarının da seyrini belirleyecek. Uzmanlara göre Şubat ortasına kadar 14 milyon kişi aşılanırsa hayatın normale dönmesi konusunda adımlar atılabilir. Üzerinde çalışılan normalleşme takvimine göre hafta içi kısıtlamaların saatlerinin 21'den 23'e çekilebileceği konuşuluyor. Hafta sonu tam gün sokak sınırlamasının ise gündüz için kaldırılması gündemde. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirlenen sokağa çıkma saatlerinin de artırılması söz konusu. Lokanta ve kafelerin ise sektörden gelen talep doğrultusunda 15 Şubat'tan itibaren açılabileceği değerlendiriliyor. Eğer bu olursa müşterilere HES kodu şartı getirilecek ve bu işletmeler sıkı kurallarla denetlenecek. Süreç içinde hastanelerde normal hasta kabul etmeye başlayacak. Ertelenen ameliyat ve tedavilere yeniden başlanabilecek. Yine normalleşme adımları kapsamında yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 15 Şubat'ta açılması için ilke kararı aldık demişti. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve kabinenin alacağı karar doğrultusunda buna göre bir planlama yapılacak. Eğer risk devam ederse Mart ayından itibaren yüz yüze eğitime geçilmesi bekleniyor. Salgının seyrine göre beklenmedik bir durum yaşanmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat ayında yeni normalleşme takvimini açıklaması bekleniyor.